Herkese merhaba, ben Gülşah. Bu videoda çok şeker bir planlayıcı yapacağım sizlere. Beğeneceğinizi umuyorum. Valla o kadar uğraştım. Beğenmeyeni döverim yani. O derece çok sevdim diyebilirim. İşte tüm bu malzemeleri kullanacağım. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım yapmaya. Evde böyle bir dosyam vardı. Planlayıcı için çok uygun olduğunu düşündüm ve kullandım burada. Öncelikle dosyamı çok beğenerek aldığım bu kağıtla kaplıyorum. Defter kaplamak için kullandığınız herhangi bir desenli kağıt ile kaplayabilirsiniz siz de. Dosyayı kaplarken iç kısımlarının düzgün olması için çok da özenmedim. Çünkü keçe yapıştıracağım buraları birazdan. Elimde bulunan pembe ve beyaz keçeleri iç kısımlarına güzelce yapıştırıyorum. Silikon tabancam bozuk olduğu için başka bir yapıştırıcı kullandım burada. Ama sizde silikon tabancası varsa çok daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Kırtasiyede dolaşırken böyle bir şey bulup almıştım bir ara. Çok hoşuma gitmişti. Zaten planer yapmak hep aklımdaydı. Bu yüzden aldım sanırım. Hemen bunu da dosyama yerleştiriyorum. Ardından kalemimi yerleştirmek için küçük bir lastik parçasını kesip bu şekilde yapıştırıyorum. Bir de böyle tatlı mı tatlı bir bozuk para cüzdanım vardı. Onun da buraya çok yakışacağını düşündüm ve yapıştırdım. İçine süslü bantlarımı ve ıvır zıvırlarımı koyabileyim diye. Sağ üst tarafa küçük bir zarf yapıştırıyorum. İçine yine küçük minikli stikerlerimi yerleştiriyorum. Arka kapağa da daha büyük bir zarf yapıştırıyorum. Bazen kağıtlara notlar alıyorum. Onları da bu büyük zarfa yerleştiririm diye düşündüm. Böyle miniş renkli mandallarım var. Onlardan iki tanesini de bu boşluğa yapıştırıyorum. Buralara da bir şeyler tuttururum diye. Buranın yapışkanı iyice kurudu. Hemen kalemimi de takmayı unutmuyorum. Bu nereden geldi bilmiyorum. Muhtemelen
bir milyoncudan takı falan almışımdır. Geçen gözüme ilişti, kalpli malpli kullanırım ben bunu dedim, atmadım. İyi ki de atmamışım. Bunu da yapıştırıp içine mandallarımı ve ataşlarımı yerleştiriyorum. Gülen suratsız planer olmaz dedim ve bu keçe stickerları da kullandım. İki tane stickerı üst üste yapıştırdım ve raptiyeleri kondurdum üstüne. Yine birkaç not iliştiririm diye. Kedi figürlerini çok sevdiğim için süs olsun diye bu kedi dövmelerimden kesip bir iki yere yapıştırdım. Bir tanesini de elimin üzerinde görebilirsiniz. Ardından planerımı kapatıp açabilmek için keçeden böyle bir şey yaptım ve cırt cırt yapıştırdım ucuna. Yine gülen suratlı stikerimi da buraya yapıştırarak planlayıcımı tamamlıyorum. Şimdi de oldukça klişe bir şey yapıyorum ama yapmasam olmazdı. Planlayıcı yapmak için minik çaplı bir kırtasiye alışverişi yapmak gerekiyor. Aynı ürünler olmasa bile verdiğim fikirlerden yola çıkarak siz de kendi zevkinize göre bir planlayıcı hazırlayabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Tazecik videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.